İsmail Kapan. Korunamıyoruz galiba. Vaziyet oldukça kritik. Tam da bu mücadeleyi iyi götürüyoruz, pek yakında beklediğimiz neticeyi alacağız diye hesaplar yaparken işler tersine dönmeye başladı. 10 günde vaka sayısının 2'ye katlanması kötü. Aman ha, bu gidişat hiç iyi değil. İşin şakası yok. Şayet bir an evvel titreyip kendimize dönmezsek, koronavirüs salgınıyla başa çıkma şansımızı iyice zora sokmuş olacağız. Enseyi karartmayalım ama çok kritik bir safhada bulunduğumuzu da dikkatimizden uzak tutmayalım. 10 gün içinde yeni vaka sayısının 2'ye katlanması fazlasıyla düşündürücü. Çünkü Türkiye ülke olarak bambaşka bir hesap içindeydi. O hesaba göre bugünlerde bizim yeni vaka sayımızın 1500'ler seviyesinde değil 2-300 dolayında olması gerekiyordu. Peki neden böyle oldu? Aslında iyi başlamıştık. Yeni koronavirüsün ülkemize girişini 90 gün kadar geciktirebilmiştik. Bu zaman zarfında da Türkiye iyi bir hazırlık yaparak salgınla mücadelede daha donanımlı bir noktaya geldi. Memleketimizde ilk vaka 10 Mart'ta görüldü. Evet, üzerinden 3 ayı aşkın süre geçti. 1-3 ayda öncesi olduğuna göre 6 aydır mahut virüs daimi gündemimizde. Ve bu 6 ay boyunca bilim adamları, hükümet yetkilileri, sağlık çalışanları her gün her vesileyle salgının mahiyetini, tehlikeleri ve buna karşı kendimizi nasıl koruyabileceğimizi durmaksızın anlattılar. Bunların da ötesinde son 96 gün içinde yaklaşık 5000 vatandaşımızın bu virüs yüzünden hayatını kaybetmiş olması yeterince ders verici değil mi? Keza dünya genelinde 400 binden fazla insanın ölmesi, 8 milyon aşkın kişinin hastalığa yakalanması bize her şeyi apaçık anlatmıyor mu? Peki koronavirüsten kendimizi koruma noktasında neden gevşek davranıyoruz? Amerika, İngiltere, İtalya, İspanya gibi en gelişmiş ülkelerde dahi sağlık sistemlerinin çöküp hastane koridorlarında insan cesetlerinden geçilmediği, çadırlarda veya soğutuculu kamyonlarda geçici ve seyyar morgların oluşturulduğu ortamları 7 gün 24 saat izlemekten hiç mi bir şey anlamadık? Şükürler olsun, ülkemizde sağlık sisteminin yeterli olması ve düzgün çalışması sebebiyle yukarıda işaret ettiğimiz korkunç manzaralar bizde görülmedi. 1 milyon 100 bin küsur kişilik sağlık ordumuzun cansiperane gayretleri bunda en büyük paya sahip. Onların mahareti ve hazakati, yaptıkları isabetli tedaviler, en erken zamanda kullanılan doğru ilaçlar ve nihayet yoğun bakım ünitelerinde verilen mükemmel sağlık hizmetleri binlerce vatandaşımızın hayatını kurtardı. Şu halde bu gayretlerin boşa gitmemesi, tekrar başa dönülmemesi ve bütün dünyanın korku ve endişeyle beklediği ikinci dalgaya maruz kalınmaması için neden daha fazla dikkat, özen ve sorumluluk göstermiyoruz? Kendimizle birlikte başkalarının hayatını da bile bile göz göre göre tehlikeye atmak ahmaklık değil midir? En başta bize ezberletilen 14 kural vardı. Hepsi de basit ve kolayca yapılabilecek şeylerdi. Nitekim bu kurallara uyma hususunda toplumun ekseriyeti hiç de fena bir sınav vermedi. İlk günden beri yapılan ikazlara kulak asmayan tipler görülmedi değil. Lakin azınlıkta kaldıkları için etkileri sınırlı kaldı. Zamanla normale dönüş formülü olarak bizlerden 3 şey istendi. Maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve temizliğe dikkat etmek. Gel gelelim, normalleşme aslında yeni dönemin şartlarına göre yeni hayat tarzı için kademeli adımlar atılırken sanki birdenbire her şey unutuldu veya bir kenara itildi. Sanki dünyayı titreten salgın hastalık bize hiç uğramamış ve aramızdan 5000 kişiyi alıp götürmemiş, on binlerce kişiyi hastanelik etmemiş gibi bir tavır içine girdik. Ne maske takma, ne mesafeyi koruma, ne o ne o. Bu rahatlığın, vurdum duymazlığın kaynağı ne? Kendi ayağımızı ateş etmek gibi bir durum. Maazallah sonuçları pek ağır olabilir. Düne kadar vakaların yaklaşık %60'ı İstanbul kaynaklıyken şimdi bu durum Anadolu'ya kaymış durumda. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Orta Anadolu'da da vaziyet iç açıcı değil. Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Bursa gibi kalabalık nüfuslu şehirlerde ciddi vaka artışları var. Başlangıçta en iyi durumda olan Niğde, Ardahan gibi illerde dahi hızlı artış yaşanıyor. 61 ilin valisinden uyarı söz konusu. Lokanta, kafe ve kıraathanelerin çalışma şartlarına ve saatlerine uymaması, insanların tokalaşması, sarmaş dolaş olup öpüşmesi ve benzeri salgına davetiye çıkaran davranış biçimleri maalesef haddinden fazla yaygın.
Düğün nişan törenleri, taziyeler vesaire bütün ikazlara rağmen bir türlü istenen formata çekilemedi. Ne yazık ki bu da şu ana kadarki gayretlerin bizi istenen neticeye götürmesine mani oldu. Velhasıl koronadan korunamıyoruz. İsmail Kapan.